Kampüs kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine fonksiyonların önemli bölümlerinden bir tanesi olan ters fonksiyon kavramından bahsedeceğiz. İşte biz ters fonksiyon nasıl alınır? Ters fonksiyonun mantığı nedir? Ters fonksiyonla alakalı uygulamalar nasıl olur? Onlardan bahsedeceğiz bugünkü dersimizde. Lütfen dikkatli bir şekilde dinle. Şimdi bakın ters fonksiyon ne demektir? Önce ondan bahsedelim. Şimdi normalde bizim elimizde bir fonksiyon var. Peki fonksiyon nasıl tanımlanırdı? Bakın biliyorsun ki A'dan B'ye gidecek şekilde tanımlanırdı. Ve A kümesinden aldığı X'leri B kümesine eşleme yapardı. Bakın fonksiyon bu şekilde tanımlanırdı. Buradan X'i alırdı. Buradaki Y'ye eşlerdi. E adı üzerinde fonksiyonun tersi. Fonksiyonun tersi ne yapacaktır? Bakın bu sefer fonksiyon X'i Y'ye götürüyordu ya. Götürdüğü yerdeki ifadeyi alacak. Tekrardan ne yapacak? Bizim karşımıza geri getirecektir. İşte bakın fonksiyonun yaptığı işin tam tersini yapan fonksiyona biz ters fonksiyon olarak adlandıracağız ve bunu artık biz f üzeri eksi 1 olarak göstereceğiz. Yani f fonksiyonu a'dan b'ye giden bir fonksiyon ise eğer ki bu fonksiyonun tersi olan f üzeri eksi 1 ifadesi ne olacaktır? Bakın b'deki elemanları a'ya getirdiğinden dolayı b'den a'ya tanımlanacaktır diyoruz. Bak şunu hiçbir zaman unutma. Bizim için önemli noktalardan bir tanesi burası. Fonksiyon ne yapıyordu? Fonksiyon bakın fonksiyonun tersi değil. Fonksiyon ne yapıyordu? X'i Y'ye götürüyordu. Fonksiyon x'i y'ye götürüyor. O zaman fonksiyonun tersi ne yapacaktır? Bakın fonksiyon x'i y'ye götürüyorsa fonksiyonun tersi de y'yi alacak tekrardan x'e geri getirecektir. O zaman bakın şunu söyleyebiliriz. Fonksiyon x'i y'ye götürdü. O zaman fonksiyonun tersi de ne yapacaktır? Y'yi tekrardan x'e getirecektir ve bu bizim için bir çift taraflı önermedir. Yani bu varsa bu vardır, bu varsa da yine bu vardır diye konuşacağız biz. Şimdi alttaki örneklere baktığımız zaman Bakın aynı şeyi burada da bir tekrardan yazacağız. F A'yı B'ye götürüyorsa eğer ki o zaman buradan ben fonksiyonun tersi ne yapacaktır artık? B'yi A'ya götürecektir. Bakın fonksiyon A'yı B'ye götürdü. Fonksiyonun tersi de B'yi A'ya götürecektir diye söyleyebilirim. Bakın F2 ifadesi 3'e eşitse F2 ifadesi 3'e eşitse o zaman fonksiyonun tersinde 3 ifadesi de 2'ye eşit olacaktır diye söyleyebilirim. Ben bakın fonksiyon 2'yi 3'e götürüyorsa fonksiyonun tersi 3'ü 2'ye geri getirmek zorunda fonksiyonun tersi 4'ü 2'ye götürüyorsa, o zaman şöyle düşün: tersi 4'ü 2'ye getirdi, o zaman fonksiyon 2'yi 4'e götürecektir. Yani f 2 ifadesinin değeri buradan 4 olacaktır. En alttaki örneğe baktığımız zaman da fonksiyon a artı birim. 2 a artı 4'e götürüyorsa o zaman buradan da fonksiyonun tersi 2 a artı 4 ifadesini ne yapacaktır? Tekrardan a artı 1 ifadesine geri getirecektir diye söyleyebiliriz biz. Bakın önemli olaylardan bir tanesidir. Şu an burada yaptığımız şey bizim için gerçekten çok önemli. Ve şunu unutma ben hep bu tabirle yapacağım çünkü burayı. Eğer ki senin de fx ifadesi eşittir y varsa şu fonksiyonu karşıya attığın zaman... Unutma Nasıl geçecektir? Ters olarak ki toplamada öyle geçmez mi zaten? 4 karşıya nasıl geçer? Eksi 4 diye. 3 karşıya çarpma işleminde nasıl geçer? 3 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 3 diye. O zaman fonksiyonla karşıya geçerse eğer ki nasıl geçecektir? f üzeri eksi 1 yani f'in tersi diye geçecek. Ve f'in tersinde y ifadesi x'e eşit olacaktır. Bakın o kadar önemli ki 3 yerde birden aynı şeyi ifade ettik. Bakın burada yazdık, burada yazdık, burada yazdık. E demek ki bu ne? Bizim için fonksiyonun tersindeki en önemli işlerden bir tanesi olacaktır. Dedik bakın iki tane örneğimiz var burada. İlk örnekte diyor ki fonksiyon 3x artı 1'i 2x artı 7'ye götürüyorsa fonksiyonun tersinde 11 değeri nedir demiş. Bakın fonksiyonun tersi lazımız. O zaman ne yapacağım? F'i geleceğim tık diye ben karşıya göndereceğim ve ne elde edeceğim burada? F'in tersinde 2x artı 7 ifadesi. E F gittiğinden dolayı burada ne kaldı geriye? Sadece 3x artı 1 ifadesi kaldı. E bana F'in tersinde 11 ifadesi gerekiyor. Peki buranın 11 olabilmesi için benim x yerine ne yazmam gerekir? ki bakın 2 yazarsam 4 7 daha 11 elde ederim. O zaman geliyor bakın buradaki x'in yerine de ben yine 2 değerini yazacak olursam F'in tersinde... 11 ifadesi 3 kere 2 6 artı 1'den dolayı 7'ye eşit olacaktır diye söyleyebiliriz. Bakın aynı şey burada da geçerli. F'in tersinde 2x artı 1 ifadesi x küp artı 1'e eşit ise f 28 değeri nedir diye sormuş. Bakın bizim elimizde ne var? F'in tersi var. O zaman f'in tersinin tutup ben karşıya atarsam f diye gidecektir. Buradaki f'in tersi gitti karşıya f diye yerleşti. Yani f x küp artı 1 ifadesi eşittir 2x artı 1 olacaktır diye söyleyebilirim ben. E dikkat edersek soru bizden f28'i bulmamı istiyordu. 28 yapabilmem için benim burada x yerine 3 yazmam lazım ki 3'ün küpü 27 bir daha 28'i versin. O zaman gidip buradaki x'in yerine de ben 3 değerini yazacak olursam artık F28 ifadesinin değeri 3 kere 2 6 artı 1'den dolayı yine 7'ye eşit olacaktır diyeceğiz biz. Bak unutma eğer ki soldan sağa F taşıyorsan F'in tersi diye gider veya sağdan sola F taşıyorsan F'in tersi diye gider. F'in tersini taşıyorsan eğer ki bak burada olduğu gibi karşıya F olarak gidecektir. Lütfen ama lütfen bunu aklından çıkartma. Dedik geldik bir örnek sorumuz daha var bakın burada. F'in tersinde x artı bir ifadesi 1 ifadesi g 2x eksi 1'e eşit ve f 3x artı 1 ifadesi 2x artı 7'ye eşit olduğuna göre g 19 değeri nedir diye soruyor. Bakın g ile benim bilgim sadece burada var zaten. Bakın buradan başka herhangi bir şekilde g bilgisi zaten bizim elimizde mevcut değil. O zaman ben burada g 19'u bulabilmem için x yerine benim ne yazmam gerekir? Bakın 10 yazarsam 20'den 1 çıktı 19'u verdi. O zaman x yerine benim 10 yazmam gerekiyor. Peki ben birinci eşitlikte x gördüğüm yere 10 yazarsam f'in tersinde bakın x gördüğüm yere 10 yazdığımdan dolayı 11 ifadesi x seni 10 yazmıştım zaten buraya 19 yapabilmek için g 19'a eşitlenmiş oldum. Bakın bizim g 19 diye hitap ettiğimiz ifade aslında neye eşit? F'in tersinde 11'e. Bakın aşağıdaki eşitlikte de f ifadesi f 3x artı 1'in 2x artı 7'ye eşit olduğunu söylüyor. E gelir ben f'i karşıya atarsam niye? f'in tersini görebilmek için buradan ne elde edeceğim peki ben? f'in tersinde 2x artı 7 ifadesi bakın f'i karşıya gönderdim. F'in tersini 2x artı 7 yaptı. Neye eşitlendi peki? 3x artı 1'i. E ben eğer ki f'in tersinde 11'i bulabilirsem sorunun benden istemiş olduğu y19 ifadesinde yine ortaya çıkartmış olurum. E f'in tersinde 11'i bulabilmek için yapmam gereken şey burada x yerine 2 yazmak. E gidiyorum artık fonksiyonda da ben x gördüğüm yere 2 yazacak olursam f'in tersinde 11 ifadesi bakın x yerine 2 yazacak olursak da 7 yaptım. ...F'in tersinde 11, 7'ye eşit. E, G, 19'da zaten F'in tersinde 11'e eşit. O zaman biz soruda artık... ...G, 19 ifadesinin F'in tersinde 11'den dolayı... ...7'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bak yine bizim için değerli ve önemli soru kalıplarından bir tanesiydi. Unutma, fonksiyon karşıya giderken ters... ...ters karşıya giderken fonksiyon olarak çıkacaktır karşımıza. Peki biz... Verilen bir fonksiyonun ters fonksiyonunu nasıl bulacağız? Tamam ters ile alakalı matematiksel işlemlerden yani bir problemimiz yok bizim ama bir fonksiyon verdi. Diyor ki bunun gel bana tersini bul. Bak yapacağın iş şu. Önce şurayı bir okuyalım. Fonksiyonun tersinden ne demek istediğini bir söyleyelim önce. F A'dan B'ye birebir ve bir örten fonksiyon olmak üzere. Bakın bu kalıplar bizim için önemli. Hem örten fonksiyon hem de birebir fonksiyon olmak üzere. F'in tersinde B'den A'ya fonksiyonla F fonksiyon tersini. Bunu zaten biz söylemiştik ama şuradaki bakın birebirlik ve örtenlik bizim ilk defa karşımıza çıktı. Şimdi neden böyle bir şey var? Neden birebir ve örten olmasını istiyor? Şimdi bak eğer ki fonksiyon birebir fonksiyon olmasaydı eğer ki. Şimdi bizim elimizde bir A kümesi bir B kümesi var. Burada bir iki üç ifadesi. Burada da A B ve C ifadesi. Zaten hem birebirlik hem örtendi bozarak konuşalım burada. Şimdi burası bizim A kümemiz, burası da bizim B kümemiz. Bakın A'dan B'ye tanımlı fonksiyon birebir de olmasın, örten de olmasın. Mesela 1 B'ye geldi, 2 B'ye geldi, 3 C'ye gitti. Peki bizim ters fonksiyon diye hitap ettiğimiz fonksiyon ne? B'den A'ya geri getiren fonksiyon. E şimdi sen geri götürdüğün zaman bakın B'den A'ya bir fonksiyon tanımlarsan A karşıda kimle eşleşti? Kimseyle e, o zaman açıkta eleman bıraktı. Bakın geri döndüğünü düşün burada. Açıkta eleman bıraktın. O zaman artık ters götürdüğün şey fonksiyon olmaz. Bu bir. İki. E, B'ye baktığın zaman geri dönüşte hem birle hem de 2 ile eşleşiyor. E bir eleman iki elemanla birden eşleşmiş oldu. E bu da fonksiyonluğu bozardı. İşte bu iki durum bozulmasın. Bir açıkta eleman kalmasın geri dönüşte. 2 geri dönüşte bir eleman iki elemanla eşleşmesin diye hem birebir hem örten olmak zorundadır. Ve fonksiyonun birebir örten olması fonksiyonun tersinin de bir fonksiyon olduğunu gerektirecektir bizim için. Peki tamam nasıl bulacağım ama ben? Yani tamam hocam hala ters fonksiyonun ne demek olduğu ile alakalı işlemler yaptık. Nasıl bulacağız peki? İki iki tane çok basit adım var. Bir tanesi hele adım bile sayılmaz aslında ama biz şunu yapacağız bakın. X ve Y, X yalnız bırakılacaktır. Sana verdiği fonksiyonda X yalnız bırakılacak f(x) ve x yer değiştirilecek fonksiyonun tersini bulacaksın. Senin burada adım olarak görmen gereken sadece burası var. Bakın sadece sen sana verdiği fonksiyonda x'i yalnız bırakmaya çalışacaksın. E sonrasında da f(x) ile x'i yer değiştirdiğin zaman fonksiyonun tersi bulacaksın. Hatta şunu da yapabilirsin bak burada. f(x) yani şöyle sürekli f(x) 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 gezdirmek istemiyorsan f(x)'in yerine y yazarak da soruya giriş yapabilirsin. En azından birazcık daha yazacağın harfler sadece azalır. Görüntü olarak da birazcık daha sade ifade görmüş olursun. Bak unutma x'i yalnız bırak. fx ile x'i yani y ile x'i yer değiştir. Fonksiyonun tersini sen zaten bulmuş oluyorsun. x'i yalnız bırakma bizim için buradaki en önemli iş olacaktır. Bak demiş ki gel aha da buradaki uygun koşullarda olan fonksiyonların tersini bize bir zahmet bul. Şimdi bak yapacağın şey şu x'ine y yazdım. Y ifadesi eşittir 4x artı 1 yaptı. Derdim neydi benim? X'i bir şekilde yalnız bırakmak. 1'i karşıya attım. Eksi 1 diye gitti. Sonra da 4'ü bölüm olarak karşıya attım. Buradan x ifadesinin değeri y eksi 1 bölü 4 oldu. X'i yalnız bıraktık. Peki sonra ne diyordu bize? Yalnız bıraktıktan sonra fx ile x'in yani x ile y'nin yerini değiştir. Sen zaten fonksiyonun tersini bulmuş olacaksın. Yani f'in tersini x. Bakın x'i buraya yazdığım zaman ne elde edeceğim ben? x eksi 1 bölü 4 elde etti. Bak fonksiyonun tersini bulmuş oldum. E geldik diğerine 5 eksi 3 x fonksiyonu. Yine bakın f x gördüğüm yere ben y'yi yazdım. 5 eksi 3 x'i elde ettim. 3 x'i karşıya çekecek olursam ve y'yi de sağa atacak olursam 5 eksi y gördüm. Her tarafı gelir buradan artık ben 3'e bölecek olursam da x ifadesinin değeri 5 eksi y bölü 3 olarak karşımıza çıktı. E tamam x yalnız kaldı. Fonksiyonun tersini bulmak istiyorsam da y gördüğüm yere x yazacağım. Yani x ile y'nin yerini değiştireceğim. O zaman f'in tersinde x ifadesi 5 eksi x bölü 3'e eşit olacaktır diye söyledik biz. Geldik bir alttakine. Yine bakın burada fx gördüğüm yere eğer ki ben y değerini yazacak olursam Y ifadesi 3x artı 1 bölüm 4 oldu. Şimdi 4'ü karşıya attım. 4y yaptı bakın burası. 4y ifadesi 3x artı 1'e eşitlendi. 1'i sola çektim eksi 1. 3'ü de bölüm olarak aldım artık. Buradan x ifadesinin değeri 4y eksi 1 bölü 3'e dönüştüm. E x yine yalnız kaldı. O zaman fonksiyonun tersini bulmak için y ile x'in yerlerini değiştirecek olursam da yine f'in tersinde x ifadesi 4x eksi 1 bölü 3'e eşit olacaktır diye söyleyeceğiz. Geldik en son dördüncü örneğimize. Şimdi bakın fx'i 4 eksi 2x bölü x olarak vermiş. Diyor ki bu fonksiyonun da tersini bul. Yine geldim bakın fx gördüğüm yere ben y'yi yapıştırdım y ifadesi 4 eksi 2x bölü x olarak elde ettik. Derdimiz ne? Bizim bir şekilde x'i yalnız bırakmak. E şu x'i karşıya çarpma olarak atarsam da x çarpı y ifadesi 4 eksi 2x'e dönüştüm. x yalnız kalacak ya o zaman tek bir yerde toplansınlar diye eksi -2x 2x'i karşıya artı 2 xye gönderecek olursam da x çarpı y ...artı 2x ifadesi 4'e eşitlendi. E dikkat ederseniz ifadelerde x'ler ortak. X parantezini alacak olursam da ifade artık y artı 2 kaldı içeride. Ve ifadem 4'e eşit. E son olarak da şu y artı 2'yi ben karşıya bölüm olarak atacak olursam da... ...x ifadesinin değeri 4 bölüm y artı 2'ye dönüştü. X yalnız kaldığına göre artık x ile y'nin yerlerini ben değiştirebilirim. Buradan da artık f'in tersinde x ifadesinin değeri 4 bölüm x artı 2'ye dönüşecektir diye söyleyeceğiz. Bakın ne fonksiyon olursa olsun bunu logaritma anlatırken de söyleyeceğiz. Mesela logaritma fonksiyonu tersini alırken de anlatacağız burada. Ana mantık şu x'i yalnız bırak x'i yalnız bıraktan sonra x ile y'yi yer değiştir fonksiyonun tersini bulmuş olacaksın. Evet geldik yine fonksiyonun tersini bul diyor bize bakın fonksiyona dikkat edecek olursak iki sonsuzdan 5 sonsuz aralığına tanımlanmış bir fonksiyon diyor ki gel bu fonksiyonun tersini bize bul diyor. Amacım ne benim x yalnız bırakmak başka bir alternatifim yok zaten benim. Şimdi fx'in yerine geldim ben y yazdım ifade neye dönüştüm y ifadesi x kare eksi 4x artı 9'a dönüştüm. Şimdi burada arkadaşların ilk olarak aklına gelen olay şu hocam x parantezini alalım mı e, niye? X'i t yalnız bırakmak için sebep hocam iki tane x gözüküyor o yüzden e parantez alınca ne olacak bak parantezini alalım x parantezini aldığım zaman x eksi 4 artı 9 ifade neye eşit i̇şte, hala y'ye e hala iki tane x gözüküyor bir tane x de düşünemedin ki işte bak bizim buradaki ana mantığımız o bir şekilde bir tane x görmem lazım benim burada nasıl 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 peki ifadeyi tam kareye benzeteceğim x'li bir ifadenin karesi olarak yazacağım. Bir tane x gözükecek artık orada. Peki x kare eksi 4 x devamında 4 olsaydı eğer ki bu ifade bir tam kare açılım olurdu. Sonundaki 5'i de unutmayacağız. Bak buradan ne elde ettik şimdi? Y ifadesi x kare eksi 4 x artı 4 artı 5. Bakın 9'u bu şekilde yazdım. Peki dikkat edecek olursanız x kare eksi 4 x artı 4 ifadesi x eksi 2'nin karesidir. Yani y ifadesi artık buradan x eksi 2'nin karesi artı 5 yaptı. X'i yalnız bırakabilmek için de ben 5'i karşıya alacak olursam artık y eksi 5 ifadesi x eksi 2'nin karesine dönüştü. Şimdi geldik soruyu artık yavaş yavaş patlatmaya. X'i yalnız bırakacaksam tepesindeki kareden kurtulmam lazım. O zaman ifadenin ben her iki tarafını karekökü alıyorum. Kare ile karekök birbirlerini götürdüler. Ne kaldı sol tarafta? Kök içerisinde y eksi 5 ifadesi. Sağ tarafta ise x eksi 2 kaldı diyen arkadaşım bak sakın unutma bunu biz köklü sayılarda çok fazla söylemiştik. Çift dereceli kökten kurtulan bir ifade eğer ki sayısal değer olarak belli değilse dışarıya her zaman ne olarak çıkacaktır? Mutlak değerli olarak çıkartmak zorundasın sen. Peki çıkarttık. Şimdi bunu mutlak değerden kurtulmam, kurtarmam gerekiyor. Dikkat etmen lazım. Bu ne? X. Peki x'ler hangi aralıkta? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Bak şu an ben hala o x ile y'nin yerini falan hiçbir şekilde değiştirmedim. Fonksiyonun ana mantığı neydi? x'leri alırdı y'lerle eşleştirirdi. Yani fx'leri y'leri götürürdü. O zaman bizim x'lerimiz hangi aralıktadır? 2 sonsuz. Peki 2 sonsuz aralığından seçeceğim. Herhangi bir sayı için buradaki ifadenin içindeki ifade sıfırdan büyük eşit olacaktır. E sıfırdan büyük eşit olan bir ifade mutlak derden tık diye kendisini dışarıya atar. O zaman bu ifade çok içerisinde y-5 ifadesi mutlak derden aynen kurtulacaktır x eksi 2. Amaç x yalnız bırakmakta artık son bir adım kaldı eksi 2'yi karşıya atacak olursam x ifadesi kök içerisinde y eksi 5 artı 2 olarak bizim karşımıza çıktı. Peki soru bitti. Fonksiyonun tersini bul diyordu bize. E, x yalnız bırakmak demek fonksiyonun tersini bulmak demekti zaten. X ile y'nin yerini değiştirecek olursam da f'in tersinde x ifadesi kök içerisinde x eksi 5 artı 2'ye dönüşecektir diye söyleyebiliriz. Şimdi peki buradan daha pratik bir çözüm nasıl yapabiliriz? Yani mesela geldi sınavda bu sorunun bana tersini bul dedi. Bu kadar işlemi ben hata yapmadan nasıl yaparım? Şimdi sonuç itibariyle senin elinde A, B, C, D, E şıkları var. Doğru mu? Peki senin fonksiyonun ne yapardı? Fonksiyon X'i alır Y'ye götürür. Fonksiyonun tersi Y'yi alır X'e götürür. Peki gel bakalım hadi buradan bir tane x değeri götürelim. Mesela neyi götürelim? F4 ifadesini x yerine 4 yazıyorum. 4 yazdığım zaman 16. 4 yazdığım zaman 16 artı 9'dan dolayı F4 ifadesinin değeri ne olacakmış? 9. Şimdi sen gideceksin. Şıklarda şunu deneyeceksin. F'in tersinde 9'u 4 yapan hangisi? Eğer ki bunu denedin, sağlıyorsa tersi olur. Ha hocam iki tane şık sağlıyor diyorsan, o zaman F4 değil de bir de F5'e bak artık orasını sen bilirsin. Ben karışmıyorum şu anda. Bak istersen burada da kontrol edelim. X gördüğümüz yere 9 yazacağız. F'in tersin 9. 9 yazarsam bakın burası ne oldu? Kök 4 artı 2'den dolayı ifadenin değeri 4 gelmiş oldu. Demek ki doğru yapmışız. Tamam. Yani sana geldi bu fonksiyonu verdi. Ters aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. Bu işlemleri yapmana gerek yani yok demeyeceğim de çok gerekli değil. Sonuçta bunu öğrenmen lazım. Bak burada çok önemli iki tane şey biz tekrardan hatırladık. Bir ifadeyi tam karesinin içerisinden ayırmayı öğrendik. Tekrardan hatırladık daha doğrusu. Veya çift dereceli bir kökten bir ifadenin dışarıya asla pıt diye çıkmayacağını her zaman için mutlak değerli olarak çıkartman gerektiğini tekrardan hatırladık. O yüzden bizim için önemli diyebileceğimiz sorulardan bir tanesiydi. Peki geldik özel bir duruma. Şimdi bazen cins ifadeler geliyor ki gel bunların tersini al ki bunlardan bir tanesi de ax artı b bölü cx artı d kalıbında olan fonksiyonlar. Gelip bu fonksiyonun tersini al diyor. Şimdi normal koşullarda yapman gereken şey içler dışlar çarpımını yapıp cx artı d ile buradaki y'yi çarpacaksın. Sonra x'ler bir tarafa diğerleri bir tarafa toplayacaksın. Sonra x parantezini alacaksın. Sonra x'i yalnız bırakmak için parantezin içindeki diğer ifadeyi karşıya atıp yalnız bırakacaksın. Veya hocam ben bunları yapmak istemiyorum diyorsan veya Bakın ax artı b bölü cx artı d kalıbında yukarıdaki x'in kas sayısıyla aşağıdaki sabit ifade yer ve işaret değişecektir. Yani a ile d'yi hop diye bir ters çevireceksin. Bir de işaretlerini de çevirmeyi unutma ama. Yani d bakın a'nın yerine geldi. İşareti de değişti ama eksi dx artı b oldu. Bölüm. A da D'nin yerine geldi. Yani ifade CX eksi A oldu. Bakın ne oldu? A ile D hem yer değiştirirler hem de işaret değiştirirler. Peki hocam şu eksi D bölü C ile A bölü C ne ki? Bunları rastgele mi yazmışlar buraya veya burada herhangi bir sayı yazabilir mi bize? Tabii ki de herhangi bir sayı yazmayacak. Şimdi bakın burada neden çıkartır? Şöyle bir düşün. Ben bir tane soru yazayım sana burada. F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara fx eşittir 3 bölüm x eksi 2. Bu fonksiyon mudur? Bu fonksiyon bak bakalım şöyle bir iki saniye zamanım var. Bir, iki bitti. Fonksiyon değildir. Niye? Çünkü paydayı sıfır yapan iki değerim var burada bak reel sayıların içerisinde. Aa buradaki çıkarttığı şey o zaman aha da bu fonksiyonu tanımsız yapan değerdir gerçekten. Bakın cx artı d şuraya yapalım hatta. Şurada devam edelim. Cx artı d'yi sen sıfır yaparsan buradan x ifadesinin değeri eksi d bölü c'ye eşit olur. Ha, demek ki adam ne yapıyor? Fonksiyonun tanım kümesinden fonksiyonun paydasını sıfır yapan yani fonksiyonu fonksiyonluğunu bozan sayıyı buradan atıyorum. Peki a bölü c, e sen geri döneceksin ya birazdan. Hani normalde fonksiyon a'dan b'ye tanımlanırdı, fonksiyonun tersi b'den a'ya tanımlanırdı. E bu da demek ki geri dönerken sıkıntı oluşturuyor. Bak bakalım buraya gel şimdi. E sen burada Cx eksi a'yı sıfır yaparsan, x ifadesine gelir a bölü c. He, a bölü c de fonksiyonun tersinin paydasını sıfır yapan dermiş. O zaman burada biz eksi d bölü c ifadesini... F'i tanımsız yapıyor diyelim. Bunu F'i tanımsız yapıyor. E, A bölü C ifadesi ise F'in tersi olan F üzeri eksi birim tanımsız yapıyor diye söyleyeceğiz. Bak bunlar karşına çıkarsın, Sınavda da çıkabilir karşına. Test kitaplarında da çıkabilir. Bizim için önemli iki tane sayıdır buradan atmaya çalıştığı sayılar dedik biz. Peki gel bakalım. Hadi. Örneğimiz var burada iki tane fonksiyon vermiş. Diyor ki bu fonksiyonların terslerini hesaplayalım. Şimdi ne yapacaktık? Yukarıdaki x'in kaç sayısı ile aşağıdaki sabit yer ve işaret değiştirecek. O zaman burada artık 3 ve eksi 4. Eksi 4 yukarıya gitti. Hani işaret değiştirecekti artı 4 oldu. O zaman biz burada f'in tersinde x ifadesini eksi 4'ü yukarıya saldım. Artı 4 diye gitti. 4 x artı 1 bölüm. 3'ü aşağıya çektim ama işaret de değiştirmem lazım. 2 x eksi 3 şeklini aldı. Arkasından geldik buraya. 2x ile yani 2 ile kimi değiştireceğim? 4'ü. Diyen arkadaşım bak kulağını çekerim burnunu sıkarım. Ya dikkat et bak ne diyorum ben? Hiçbir bir zaman şunu demedim ki ben çapraz yer değiştir. Böyle bir şey söylemedim ben. Ne dedim? Yukarıdaki x'in kas sayısıyla aşağıdaki sabit terim yer işaret değiştirecektir. Yani 2 ile 3'ü burada senin yer değiştirmen gerekiyor. O zaman buradan da artık fonksiyonun tersi yani f'in tersinde x ifadesi. Bakın 3 yukarıya eksi olarak geldi. Eksi 3 x artı 1 bölüm. Önce şu 4x'i yazacağım burada da. 2 aşağıya işaret değiştirerek eksi 2 olarak karşımıza çıktı. Bak sakın ola ki gelip de çapraz yer değiştireceğim diye bir ezbere girme. Tamam. Peki geldik hadi sıra bunda. Ha, bak diyor ki f fonksiyonu reel sayılar fark m'den reel sayılar farkı neyi tanımlı? Fonksiyonun birebir ve bir örten fonksiyonu ise m artı nedir? Bak şu birebir ve bir örtenlik ne demek biliyor musun? F'in tersinde x fonksiyonu da vardır demek. Hatırlıyorsun onu söylemiştik biz daha fonksiyonun tersinin bulunmasının ilk kısmında. Birebir ve bir örtenlik fonksiyonun tersi olmasını gerektirir diye söylemiştik. Olduğuna göre diyor ki m artı ne toplamı nedir? Şimdi bak M'yi niye çıkartıyor? Fonksiyonun tanımsız olmasını. O zaman M ifadesi bizim fonksiyonumuzun. ne ifadesi ise fonksiyonun tersini tanımsız yapan değerlerdir. O zaman zaten şu an fonksiyon benim elimde var. Bana ne lazım? Fonksiyonun tersi. O zaman hemen fonksiyonun tersini yanı başında alıverelim. Bakın eksi 7 yukarıya gitti. 7x oldu artı bir bölüm. 3 aşağıya geldi. 2x eksi 3'e dönüştüm. Şimdi m ifadesi biz fonksiyonu tanımsız yapar demiştik. O zaman buradan biz birinci olarak x yerine m yazdığımız zaman payda 0 oluyorsa 2m eksi 7 0 eşit. Yani m değeri 7 bölü 2 olacaktır diye söyleyebilirim. Peki arkasından e, n de fonksiyonun tersini sıfır yapardı. Yani biz fonksiyonun tersinde x gördüğümüz yere n yazarsak demek ki bu payda değeri sıfır olacakmış. Yani 2n eksi 3 ifade sıfıra eşitse n değeri de buradan 3 bölü 2 olacak. E, soru bizden m ile n'nin toplamını istiyordu bakın. O zaman 7 bölü 2 artı 3 bölü 2'den dolayı 10 bölü 2 yani 5 değerini biz elde etmiş olacağız artık. Anlaştık mı? Bak şu çıkarttığı iki tane değer bizim için önemli ve bunların anlamını da bilmen lazım. Fonksiyonu tanımsız yapar ilk çıkarttığı yer yani tanım kümesinden. Değer kümesinden çıkarttığı şey ise fonksiyonun tersini tanımsız yapacaktır diyoruz. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Bir önceki dersimizin ödüllü sorusuyla. A vermiş, B vermiş. A kümesi ve B kümesi. A kümesinden B kümesine F1 farklıdır C. Olacak şekilde kaç tane birebir ve örten fonksiyon yazılabilir demişiz. Şimdi bak burada dikkat etmen. 1 C'ye gitmeyecek diyor. Peki bizim tanım kümemizde kimler var? 1 var, 2 var, 3 var ve 4 var. Peki bizim değer kümemizde hatta ve hatta görüntü kümesi diye hitap edebilirim değil mi? O hataya yapmamak. Değer kümesi ve görüntü kümesi aynı şeyler değillerdir. Ama burada ben bu değer kümesinin görüntü kümesi diyebilirim. Niye? Çünkü fonksiyon örten fonksiyon. Peki bizim değer kümemize doğrusunu bir söyleyelim. Ne? Değer kümemizde kim var peki? A var, B var, C var ve D var. Şimdi tek tek bunlar kaç farklı şekilde karşıya gidebilir diye düşüneceğim ben. 1'e baktığım zaman C'ye gidemez. C'yi kapattım. O zaman kaç farklı elemanla eşleşebilir? 1, Üç tane farklı elemanla eşleşebilir. Atıyorum B ile eşleştim. Sıra geldi ikiye. iki. 2 için artık bakın C'ye de açıldı ama B'ye gidemez çünkü ben birebir de olmasını istiyorum aynı zamanda. E gidebileceği toplam 3 tane durum vardır bunun. Daha bir tanesine gitti D'ye. E sıra geldi 3'e bakın B ve D'ye gidemez. Geriye A ve C'den dolayı sadece 2 tane değer kaldı. Birine gitti. E dört artık mecburen kime gitmek zorunda kaldı? C'ye yani bir farklı. O zaman buradan oluşturulabilecek fonksiyon sayısı 3 farklı. 3 farklı, 2 farklı ve 1 farklıdan dolayı 18 tane farklı hem birebir hem de örten fonksiyon yazılabilir diyoruz. Anlaştık mı? Peki doğru yapan arkadaşlarımı da tabii ki de tebrik etmeyi de unutmuyoruz. Geldik bugünün ödüllü sorusuna da. Uygun koşullarda tanımlı verdiği ahanda bu fonksiyon. Fonksiyon, fonksiyonun tersine eşit ise m değeri kaçtır diye soruyor. Dikkat etmen gereken bir nokta var bak burada. Dikkat etmen gerekiyor. Hadi bakalım inşallah doğru cevaplar gelecektir. Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Esen kalın.